Ramazan ayı yaklaşırken vitamin ve lif deposu yiyecekler de ön plana çıkıyor. Özellikle mor renkli sebze ve meyveler özellikle tavsiye ediliyor sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Mor renkli sebze ve meyveler adeta bir şifa deposu. Renk renk meyve ve sebzeler reyonlarda yerlerini almış durumda. Her biri ayrı bir şifa deposu. Ancak elinde tuttuğum meyve ve sebzeler, özellikle mor renkli olanlar, size çok daha fazlasını sunuyor. Mor sebzelerin en büyük faydası da bir sefer görseli güzel. Masayı süslendiriyor, albenisi oluyor. İçerisinde C vitamini, elementler ve minerallerden de zengin olduğu için gerçekten çok faydalı. Yiyoruz, sebze ve meyve yiyoruz, evet. Mor renklileri yiyor musunuz? Fark etmiyor ki, hepsinden yiyorum yani. Bir ayrım gayrım yok yani. Türkiye'de sanıyorum sebze çok fazla tüketmiyoruz. Hep fast food, kırmızı et, yağlı gıdalı tüketiyoruz. Ama bizim vazgeçilmezimiz sebzeler. Sebze ve meyveleri tüketiyor musun? Hayır. Neden? Sevmiyorum. Genel olarak sebze sevmiyoruz. Neyi seviyorsun? Yani meyve, o da arada bir. Hem uzun ve sağlıklı bir ömrün hem de kanserle savaşmanın sırrı bu gıdalarda. Antosyanin içerikli besinlerden zengin beslenmek lazım. Nelerde var? Mor besinlerde, işte yaban mersini gibi, mor havuç gibi, mor patates gibi ya da mor lahana gibi besinlerde bol miktarda var. Obeziteye, tansiyon ve şekere de iyi geliyor. Kalp damarları rahat çalışıyor, bağırsaklarımız iyi çalışıyor. Lifli olduğu için kabızlık da olmuyor ve kalın bağırsak kanserine karşı da koruyucu etkileri var. Meyveleri direkt tüketebileceğimiz gibi mor sebzelerde salata ve cacık içerisine eklenebilir. Salata içerisinde tüketebiliriz, cacık içinde olabilir veya direkt taze olarak da doğrayıp da iyi yıkadıktan sonra yiyebiliriz. Her şekilde vücuda alınmasında fayda var, zararları da yok zaten. Turp var, pancar var, havuç, kara lahana, her çeşit var. Halk da seve seve alıyor yani. Evet, annem kullanıyor. Bundan sonra yiyeceğim, evet, herhalde koruyucularından dolayı falan kullanırım.